Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İstediğiniz videoları yorumlarda belirtmeyi, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Alttaki bayağı parlak duruyor. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Odamın küçük kardeşi abi. Ben de benim amca. Bu şey mi? Ne var? Ölümsüzlük. Ha, evet abi. Evet, Ganoderma grubundan bir mantar türü yine. Meşe ağacı üzerinde yetişmiş bir tür. Ölümsüzlük mantarı da geçen bir grup. Kültürü yapılabiliyor. Pek çok tıbbi etkiye sahip. Dünyadaki en fazla tıbbi etkisi kanıtlanan türdür. Kanser, Alzheimer, DMS, MS ve benzeri pek çok hastalıkta şifa bulunan bir mantar türü. Kurutularak ekstrakları veya da parçalanmış hallerine kapsül, sıvı halde tüketilebilmekte. Ülkemizde de yetişiyor. Bu şekilde kültürü de alınabilen bir tür. Yani ölümsüzlük ismi oradan geliyor. Evet, özellikle Uzak Doğu bölgesinde bunu tüketen kişilerin çok uzun süre yaşadıkları için bu mantar türüne Türkçeleştirilmiş olarak ölümsüzlük mantar ismi verilmiştir. Denizli ve Kastamonu'da kültür çalışmaları yapıldı başarılı bir şekilde. Ha, kültürü var yani. Kültür çalışmaları yapılıyor ama doğada da bu şekilde yaygın bir şekilde yetişen bir tür. Doğadan direkt yenebiliyor mu böyle? Doğadan belirli olan türler, yani eğer kültür alınmış spesifik bilinen tür toplanabilirse bunlar tabii ki tüketilebilir. Bilinen türün olması gerekiyor. Çünkü Ganoderma'nın da içerisinde tıbbi etkilerinin değiştiği pek çok mantar grubu var. Kuşadası açısından? Kuşadası açısından önemli, şundan önemli. Normalde hani bu habitatlarda yetişmemesi gerekiyor ama ilginç bir şekilde buradaki farklı biyocoğrafik bölgenin kesişmesinden dolayı ilginç bir şekilde buralarda da yetişiyor. Bu hem ekolojik ve çeşitlilik açısından önemli. Burada kültürünün de yapılabileceği açısından da bir ipucu bu. Zaten buradaki bu mantarların yaşamasına elverişli ortam sağlayan bu farklı bir coğrafyalar. İşte Akdeniz ve İran Turan dediğimiz bu bölgelere has iklim kuşaklarındaki bitkiler de burada yetiştiği için buna konukçu olan mantar türleri de buralarda yetişme potansiyeline sahip ki zaten burada yetiştiği tespit ediliyor.